Nihal Bengisu Karaca, NATO ve Şiö arasında. Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyelik meselesi ne zaman gündeme gelse gözler AB'ye döner ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine doğru yaptığı yolculuk masaya yatırılır. AB'nin yasal müktesebatına uyum süreciyle ŞİÖ'ye tam üyelik arasında bir muhavezenesizlik olduğu kesin. AB, Türkiye ile ilgili olarak müzakereleri ve süreci dondurmaktan bahsediyor. Türkiye'de mütemadiyen inceldiği yerden kopar, hatta kopsun dilini kullanıyor. Evveli ezelden beri asıl hedefin AB'ye üye olmak için çırpınan bir ülke olmak değil, AB'ye üye olmayı gereksinmeyecek bir seviyeye kendi imkanlarıyla gelmiş, evrensel demokrasinin yeterlilik koşullarını kendine özgü modernleşmesiyle sağlayabilmiş bir ülke olmak olduğunu savundum. AB'nin Suriyeli mülteciler ve PKK meselesinde gösterdiği çifte standardın Türk halkında ciddi güven kaybına sebep olduğunu biliyoruz. Ancak hukuktan sağlığa, üreticilik ve tüketicilik metanın niteliğinden hizmet kalitesine varana kadar Avrupa Birliği standartları diye bir şey hala var ve Avrupa ülkelerinin AB komiserlerinin yapıp ettikleri şeylerden bağımsız olarak da varlığını koruyor. Söz konusu standartlara duyulan ihtiyaç ortadan kalkmadığı gibi eğitim düzeyinin artması ve eğitim gören kitlelerin genişlemesi nedeniyle katlanarak büyüyor. Öte yandan Şio'ya üyelik AB'den ziyade NATO ile ilişkiler etkileyecek hatta kökten sarsacak bir prosedür. Normal şartlarda Türkiye-NATO ilişkisi ne kadar zorunlu olursa olsun bugünden yarına değişecek bir ilişki değildir. İncelik var, küreciği var, NATO üyesi ülkelerin savunma bağlamında yaptığı onca yatırım var ama normal şartlarda Trump gibi bir adam ABD başkanı seçilmez, batı standartları dediğimiz şeyin ibresinin böyle bir pedofilin yanında duracağı tahmin edilemezdi. Amerika, Amerikalılarındır. Mealinde pro gelenekçi sloganlar olan bir cumhuriyetçi adayın Demokratların tepkisini de çekecek şekilde Rusya ile yakınlaşma sinyalleri vermesi, Putin'e övgüler düzmesi de normal şartların ötesinde bir durumdu. Trump'ın başkanlık yarışı boyunca NATO'nun ABD'yi sömürdüğünü, NATO'nun böyle devam edeceğini söyleyip durması da öyle normal dışıdır. Orta Doğu'yu ancak Saddam gibi liderlerin hizada tutabildiğini, ABD'nin Irak'ı işgal edip Saddam rejimine son vererek bölgeyi terör batağına çevirdiğini söylediğinde nasıl tepki çektiğini hatırlıyoruz. Önemli cumhuriyetçi liderler ve alnışanlı neokonlar bunun gibi nedenlerle Trump'a oy vermediler. Clinton'a da veremeyeceklerinden oy kullanmamayı tercih ettiler pek normal değildi normal şartlarda olsaydık nato ile ilişkilerin evveliyatını hatırlamakta fayda var derdik sahi biz nato'ya biraz da rusya sovyetler birliğinden duyduğumuz endişeler yüzünden girmemiş miydik daha hiç kuşkusuz avrupa elleriyle gözünü avrupa'ya dikmiş olan rusya üzerlerinden üzerinden konuşur hale gelmek iyi bir şey olmazdı ancak galiba normal şartlar geride kaldı Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın, Asya'nın, ABD'nin önceliklerinin değiştiği bir süreçten geçiliyor. Eksen değişimi sadece Türkiye için söz konusu değil. Sadece ABD'de Trump'ın temsil ettiği değerler iktidara gelmiyor. Avrupa'da da sağ ırkçı bir katılaşma, kendinden olmayana ön yargı İslamofobi yükseliyor. Bu arada Rusya kendisine yönelik sıkıştırma çabalarına verdiği sert yaptırımlara direne direne güç kazandı. Obama döneminin en büyük meselesi yükselen Çin'e, küresel ekonominin iplerini eline almaya başlayan Asya Pasifik ülkelerine karşı önlem alacak hamlelere ağırlık vermekte. Türkiye'nin NATO'yu kaybetmez pahasına Şio üyeliğine talip olması yanlış olur hatta felaket olur demeden önce NATO'nun tehdit skalasını, savunma sahasını, işbirliği anlayışını değiştirip değiştirmeyeceğini biliyor muyuz sorusunu sormak gerekir. Aynı zamanda gelecek ne tarafta sorusunun doğru yanıtını bulmakta önem arz eder. Gelecek kendi rafahının doygunluk noktasında olan ve onu kimseyle paylaşmama adına her tür kaprisi yapacağını gösteren Batı'da ve Atlantik ödesinde mi? Yoksa real ekonomiye dayalı finans yapısıyla büyüyen ve sürekli arayış ve devinim içinde olan Asya'da mı? Dahası Asya'nın devine geldiğinden Batı'nın stabile kazanmış hukuk, iş ve işçi güvenliği, üretim ve tüketim standartlarından nasibini alan bir Türkiye nasıl olurdu? Fena olmazdı ve herhalde Şion'un gündeme getirilme amacı da bundan ötesi değil. Nihal Bengisu Karaca, Haber Türk Gazetesi.